Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mercimek köftesi tarifi vereceğim. Hemen tenceremin içerisine 3 su bardağı, 200 milimlik, ona dikkat edin. 3 su bardağı kırmızı mercimeği yıkadım, boşaltıyorum. Daha ocağımın altını yakmadım bu arada. Yarım su bardağı sıvı yağ. Şöyle, yani tuzu damak tadınıza göre hemen hemen yarım yemek kaşığı kadar. 2 tatlı kaşığı kadar da diyebilirim. Şöyle fazla olmadan. Bir 5-6 tane limon tuzu. Bu bardakla ölçtüm. Şöyle göstereyim. 5 su bardağı da su ekliyorum. 3 bardak kırmızı mercimek koydum. 2 bardak da bulgur koyacağım. Her defasında 5 koyarsanız 4. Bir eksik koyarak azaltabilirsiniz. Ocağımın altını yakıyorum. Evet, artık kaynamaya başlayana kadar ellemiyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp ara ara şu şekilde karıştıra karıştıra bir 15 dakika sürecektir. Pişireceğim. Evet, artık yeterli. Şöyle göstereyim. İçerisinde böyle bazı mercimekler diri gibi duruyor. Onlar pişene kadar pişirmeye devam ettim. Gördüğünüz gibi yeterli artık. Hiç suyu kalmadı. 2 su bardağı ince bulgur. Şöyle 2. Daha altını kapatmadım arkadaşlar. Şimdi biraz karıştırayım. Başka su da eklemedim. Şöyle göstereyim, gördüğünüz gibi. İyice katı oldu. Artık altını kapatıyorum. Toplamda 2 saat, yani iyice soğuması gerekiyor. 2 saat boyunca bu şekilde dinlendireceğim. Eğer zamanınız yoksa 1 saat de yeter. Ben 2 saat boyunca dinlendireceğim. Kapağını da kapatacağım. Hiç ellemeyeceğim. Evet, 2 saattir dinleniyordu. Şöyle göstereyim kıvamını. Gördüğünüz gibi kupkuru. Çünkü böyle olması gerekiyor. Şimdi yapacağım yağı dökeceğim için tam kıvamında olacak. Hemen kenara alıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Yağım iyice ısındı. Isınmadan koymayın. Yoksa soğanlar içinde haşlanıyor. 3 adet orta boydan biraz daha büyük kuru soğanı yemeklik doğradım. Pembeleşene kadar kavuruyorum. Soğanlar iyice kavruldu, gördüğünüz gibi pembeleşti. İçerisine şöyle bir tane sarımsağı ufak ufak doğruyorum. İki yemek kaşığı dolusu biber salçası. Şöyle azıcık pul biber. Damak tadınıza göre baharatları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yeterli artık. Ocağımın altını kapatıyorum. Mercimek ve bulgur karışımı içerisine soğanımı ekliyorum. Bir tutam, yani daha doğrusu bir demet maydanozu yıkadım, iyice doğradım küçük küçük. Onu da yediriyorum. Biraz soğuduktan sonra elimle yoğuracağım. İçerisine şöyle limonu da sıkayım. Bir tane de limon sıkacağım. Zaten limon tozu kullandığım için çok limona gerek yok. Bir tane limon yeterli. Hemen şöyle elimle iyice yoğuruyorum. Cam bir kaseye aldım daha rahat. Hem görün diye rengini. Başladım. Hemen bir tabağımın içerisine kıvırcık koydum. Şöyle göstereyim. Gösterdiğimden hiçbir şekilde ne mercimek ne bulgur hiçbir şey eklemedim. Tam benim yaptığım gibi yaparsanız gayet güzel tutuyor. Mercimek köftesinin şeklini verdim. Şöyle yakından da göstereyim.
Gerçekten tam kıvamında tutuyor. Muhakkak denemelisiniz. Denedikten sonra bana hak vereceksinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.